Efektlerle arka plan oluşturma. After Effects programı içerisinde insanı hayrete düşüren arka plan üreticileri vardır. Bu dersimizde gradient arka plan oluşturacağız. Ayrıca organik gibi görünen animasyonlu arka planlar oluşturacağız. Ön ayarlı, önceden inşa edilmiş animasyonlara göz atacağız. Burada arka plan kompozisyonumuz var. After Effects içinde farklı öğeleri üretirken çoğu zaman sabit katman oluşturmamız gerekir. Bunun için katman menüsünden sabit katman seçeneğini seçelim. Açılan pencerede katmanımızın kompozisyonla aynı boyutlarda olması için kompozisyon boyutunda yap düğmesine tıklayalım. Rengini beyaz olarak bırakalım. Tamam'a bastığımız zaman hiçbir şey göremiyoruz. Efektler menüsünü seçelim. Üret seçeneğinden rampa seçeneğini seçelim. Burada içerisinde gradient yerine rampa kelimesi kullanılmaktadır. Siyah beyaz gradient oluştu. Sol üst köşede bulunan efekt kontrol panelinde kontrolleri görmekteyiz. Rampa başlangıcına tıklayalım. Ekrana çıkan büyük artı işaretiyle gradient'ımızın başlangıç yerini ayarlayabiliriz. Sol üst köşeye tıklayalım. Rampa sonunu tıklayalım. Ekranın sağ alt köşesini tıklayalım. Gradient'ımız sol üst köşeden sağ alt köşeye kadar uzanmaktadır. İstersek gradient türümüzü değiştirebiliriz. Bunun için doğrusal rampa açılır menüsünden Radial seçelim. Başlangıç noktasını ekranın ortasına kaydıralım. Böylece daha iyi görebiliriz. Görünümü küçülterek bitiş noktasını kaydıralım. Tekrar büyüterek başlangıç noktasını tam orta noktaya ayarlayalım. Gradient'ın rengini değiştirelim. Başlangıç rengine tıklayalım. İstediğimiz bir rengi seçelim. Bitiş rengini seçelim. Daha koyu tonda bir renk seçelim. Güzel bir arka planımız oluştu. Gradient'ımızı pasifleştirelim ve organik ve hareketli arka planlar yapalım. Beyaz katmanımız seçiliyken efektler menüsünden üret seçeneğini seçelim. Buradan hücre örneğini seçelim. Hücre örneği ilginçtir. Eğer zaman çizgimizi hareket ettirirsek hiçbir şey olmayacaktır. Ama evrim kelimesinin yanındaki kronometreye tıklarsak ilk anahtar karemiz oluşacaktır. Klavyeden End tuşuna basarak göstergemizi en sona alabiliriz. Evrim değerini 1 olarak değiştirelim. 0 tuşuna basarak RAM ön izlemeye tıklayalım. İlk animasyonlu arka planımızı oluşturduk. Bazı şeyleri değiştirerek daha yaratıcı arka planları oluşturabiliriz. Bunun için sabit katman ayarlarımızı biraz değiştirelim. Katman ayarlarını görmek için Shift-Ctrl-Y tuşlarına basalım. Genişliği 20 olarak değiştirelim. Çok dar olacak ama yine de tamam tuşuna basalım. Şimdi bu katmanın biçimini bozarak çok temiz bir efekt elde edeceğiz. Ölçeği açmak için S tuşuna basalım. Ölçek parametreleri arasındaki bağı kopartalım. X ekseni boyunca sürükleyelim. Hatta numara alanına 5000 yazalım. İlginç bir efektin oluştuğunu görmekteyiz. Eğer zaman çizgimizi hareket ettirirsek,
Oluşan bulanık çizgileri görebiliriz. Bu organik arka plan oluşturmak için güzel bir yoldur. Bunu biraz daha değiştirmek için hücre örneğini balonlardan kristaller olarak değiştirelim. Daha sert kenarları görmekteyiz. Burada bulunan farklı parametreleri de deneyebiliriz. Ön ayarlar arka planlara bakmak için yeni bir sabit katman ekleyelim. Katman menüsünden yeni katmanı seçelim. Kompozisyon boyutunda yap seçeneğini seçelim. Bu katman seçiliyken animasyon menüsüne gidelim. Ön ayarlara göz atı tıklayalım. Adobe Bridge açıldığı zaman gruplar halinde ön ayarları görebiliriz. Arka planlarla uğraştığımız için arka planlar klasörüne bakalım. Klasöre çift tıkladığımızda farklı çeşitlerde arka planları görebiliyoruz. Buradan istediğimizi seçelim. Sağ üst tarafta ön izlemesini görebiliriz. Ön ayarı uygulamak için çift tıklayalım. Ön ayar kompozisyonumuza otomatik olarak uygulanacaktır. Zaman çizgimizi hareket ettirdiğimiz zaman ön ayarın zaten animasyonlu olduğunu görebilirsiniz. Yine burada evrim parametresi yanında kronometrenin ayarlı olduğunu görmekteyiz. Bu dersimizde arka plan oluşturmakla ilgili kısa bir tur yaptık. Siz de ayarları değiştirerek kendinize özgü arka planlar oluşturabilirsiniz.